Gündemle karşınızdayız efendim. Muharrem ayındayız. Muharrem ayı içerisinde birçok farklı anlam taşıyan, birçok hikmetler taşıyan bir ay. İslam alemi için çok önemli. Belki biraz sonra konuşuruz. Diğer dinler için de önemli bir ay aslında. Ama Muharrem ayı dendiğinde bizim biraz sanki farklı noktalardan düşündüğümüz bir ay gibi de geliyor. Biraz bu konuyu tartışacağız. Yazar Ahmet Turgut bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi benim asli sorum bu aslında. Yani açılışta söylediğim şey. Muharrem ayı hem bizler için hem diğer dinler için de çok kutsal bir ay aslında. İçinde birçok farklı özellik de taşıyor. Ancak bizde Muharrem ayını biz sanki farklı algılıyoruz gibi geliyor. Ne dersiniz? Muharrem ayı bizim için ne ifade ediyor, ne ifade etmeli? Eyvallah hocam. Hani biz böyle modern zamanlarda batıyla alternatif bir şeyleri sürekli bulma ihtiyacı hissediyoruz. Evet. 31 Aralık 1 Ocak eksenli yılbaşı kutlamalarından da rahatsızız. Kutlamanın içeriğine dair rahatsızlıklarımız olabilir. Kutlandığı güne dair de bir rahatsızlık geliştirdik. Ve alternatif bir hani Müslüman yılbaşı istedik. Elimizde de hicri takvim var. Bir Muharrem gelince Muharrem ayının birinci günü yılbaşı kutlamalarımız başladı. Özellikle 21. asırda. Evet. Bu noktada şunun yerini tespit etmemiz lazım. Yani dünyanın doğuşu ve batısı. Yani Avrupa Hristiyan kültür yahut hani doğudan kastımız Hint, Çin, Budizm, Konfüçyanizm. Bütün o doğulu ve batılı kültürlerde zamanın sonlanması ve başlaması kutlama sebebidir. Evet. Onlar için hani 31 Aralık ya da 31 Aralık'a muadil bir yılın son günü ve yılın ilk günü kutlama sebebiyken İslam irfanında zaman dönümleri, bu ister Ramazan'dan Ramazan'a düşünelim, ister hani bir Muharrem'den bir Muharrem'e, yeni hicri yıla düşünelim, fark etmiyor. Bizim açımızdan sonlanış ve başlangıçlar her zaman muhasebe sebebidir. Yani bir Muharrem geldi, yeni hicri yıla giriyoruz. Yeni yılımız kutlu olsun, tebrikleşelim. Herkes bu, tebrikleşti 3-4 gün önce, bugün evet. 5 Muharrem. Yani 21. asırda bunu öğrendik. Ama bence orada şöyle bir güzellik de var. Buyurun. Biz hicri takvimi tamamen unutmuş bir millettik. Hı hı. Kimse kusura bakmasın. Bu, evet. Bu olumsuz bir şey. Yani hicri takvim, şu anda evet biz miladi takvimle devam ediyor olabiliriz hayatımıza ama hicri takvim diye bir şey olduğunu biz unutmuştuk. Hı. Belki oradan hani bir olumlu bir tarafını da alabiliriz. İşte yani alternatif geliştirmeye çalışıyoruz ama olması gereken yerden yürümüyoruz. Yani sıkıntı hani orada. Bizim için sonlanış ve başlangıç muhasebe vesilesidir. Ben o muhasebemi 31 Aralık günü de yapayım. Hı hı. 1 Ocak'ta da yapayım miladi açıdan. Geçen sene hangi kötü, çirkin, yanlış işlerim vardı? Onları nasıl telafi edebilirim? Eskiden devraldığım iyi, güzel, hayırlı işleri nasıl artırabilirim? Bu Ramazan'dan Ramazan'a da yapmam gerekir. 31 Aralık'tan 31 Aralık'a da, 1 Muharrem'den 1 Muharrem'e de İslam irfanı bizi zamanın tonlanış ve başlangıçlarında ısrarla muhasebeye davet ediyor. Evet. İşi kutlamaya, coşkuya çevirdiğimiz zaman hani çok haz etmediğim bir örnek ama vurucu bir örnek. Hani domuzu kıbleye çevirip kesme muhabbeti vardır ya hocam. Evet. Usul İslami olsa bile malzeme batıl, haram. Şimdi kutlamaya giriştiğimiz an zaten biz o hani karşı çıktığımız teorinin içerisine dahil olmuş oluyoruz. Evet. Ama muhasebe dediğimiz zaman o İslami hale geliyor. Hicri takvimle de ilgili hani günlük hayatımıza, zihin dünyamıza bir şeyler nakledeceksek İstanbul'u 1453'te sadece hatırlamayalım. Bunun hicri bir karşılığı yok mu? 1071 Malazgirt, bunun bir hicri karşılığı yok mu? Yani oralarda bizim hicri takvimi alternatif olarak düşünüp hatırlamamış, hatırlatmamış daha yerli yerince. Bir ABC niteliğinde bir şey soracağım. Buyurun. Belki yine işte bilmeyenler vardır. Bir kez daha duymak isteyenler vardır. İslam aleminin yılbaşı, işte o bahsettiğimiz yılbaşı. Yeni yılımızın Muharrem, ilk günü. Muharrem ayı. Ha. Değil mi? Muharrem ayı peki İslam'dan önce yok muydu? Biz neden Muharrem ayını yeni yılın başlangıcı, hicri takvim, hicretle başlangıcını karar verdik. Onu birkaç cümleyle şu ABC'sini bir tekrar eyvallah, dinleyelim. Eyvallah. Hani cahiliye döneminde
İslam'dan evvelce Ebu Cehil de Ebu Leheb de yılın ilk günü olarak Muharrem'i biliyordu. Hani Arap ayları ya da kameri aylar deriz ya. O Muharrem'le başlar. Zilhicce ile tamamlanır. Evet. Hazreti Ömer'in hilafet yıllarında bize bir takvim lazım. Hı hı. Bize bir o takvime uygun olarak da milat lazım. Ashab aralarında konuşuyorlar. Kimisi Resulullah'ın doğum gününü, doğum yılını merkeze alalım diyor. Yani 571 bizim bir olsun. Heh, bir olsun. O durumda Muharrem'in biri ya da Muharrem ayı Resulullah'ın doğum tarihi mi olacak? Hayır. O yılın kendisi doğumun olduğu yıl. Ama biz, birinci ay Muharrem yani. Olduğu için evet. Muharrem anılacak. Resulullah Rebiülevvel'de doğdu. Birileri Mekke'nin fethini ister. Hani miladi açıdan 630 tarihidir ya. 630'u milat alınmış olsaydı Ramazan'ın 20'sinde Mekke fethedilmiştir ya. Hı hı. O yılın kendisi milat alınacak. Bir Muharrem'den gelinerek devam edilecek. Bu sırada Ashab istişare ederken Hazreti Ali'nin teklifiyle hicretin kendisi milat alınır. Hicretin olduğu yıl evet. milat alınır. Burası çok önemli bir ifade. Altını çiziyorum. Hicretin olduğu yıl milat alınmıştır. Hicretin kendisi ne zaman yaşandı? Sefer ayının 20 küsüründe başladı. Hı. 20 küsür niye diyoruz? Kimi tarihçiler Resulullah'ın Mekke'den çıktığı günü almış. Hı. Kimisi hani Hazreti Ebubekir'le beraber mağaradalardı ya. Evet. Ondan sonraki süreci tarihe dahil etmiş. Safer ayının 20 küsüründe başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye kadar gelmişti. Rebiülevvel'in ikinci haftasında. O yolculuk Safer ayının sonu ve Rebiülevvel'in başında yaşandı hicret. Ama bizde enteresandır. Hicret kendi yıl dönümünde hiç konuşulmuyor. Değil mi? Şu an bizim hicret... Muharrem'de konuşuluyor. Hep Muharrem'de konuşuluyor. Yani Muharrem'i açarken sanki alternatif bir Müslüman Noel'i varmış gibi davranıyoruz. Yani muhasebenin değil, coşkunun zamanı gelmiş gibi evet. davranıyoruz. Devamında da sürekli hicret konuşulmaya başlıyor. Biz Peygamber Efendimiz'e dair her şeyi her gün konuşabiliriz. Resulullah'ın doğumunu, evlenmesini, baba olmasını, cihadını, barışını, her şeyi her gün konuşulabilir. Ama yıl dönümü üzerinden bir şey yad etme gibi bir isteğimiz, arzumuz varsa... Hicretin yıl dönümü Muharrem ayı değildir. Hicret Safer ayının sonunda başlamıştır. Rebiülevvel'in ikinci haftasında tamamlanmıştır. Şu anki takvimimizden düşünecek olursak yaklaşık işte 1,5 ay var. Hı. Önümüzde yani bizi bekliyor şu an hicret. Evet. Muharrem'in kendisi için muhasebe demiştik. Nasıl bir muhasebe yapabileceğimizin hani ilkelerini de yine Muharrem ayı içerisinde devşirebilme Hazır şansımız mısınız, var. Sevgili seyirciler, yumruklar başlıyor. O durumda Aşura günüyle karşılaşıyoruz. Muharrem ayında Aşura günü var değil mi? Heh, yani Muharrem'in şimdi bu meseleye başlamadan Aşura'dır. Bir müsaade isteyeceğim sizden. Çok teşekkür ediyorum. Hala okumayan varsa Aşkın Şehidi efendim, Aşkın Elçisi ve Aşkın Secdesi üçlemesinin ilki. Aşkın Şehidi'ni hala okumayan varsa şimdi konuştuğumuz konu başta olmak üzere şöyle yumruk yemeye hazır olan varsa okuyabilir. Çok da hani Türkiye'deki en önemli kitaplardan biri arasına da girdi. Ahmet Turgut'un Aşkın Şehidi yabancı kitabı. Dillere de çevirdi. Elinize sağlık. Yenisinde yani bu üçlemeyi farklı bir açıdan da bekliyoruz. Söylemeyeceğim ne olduğunu şimdi yayında. İnşallah. Yayın sonrası konuşuruz tekrar. Yani Muharrem'in mührü Aşura'dadır dedi. Bizde Aşura günü gelince özellikle hani bu sosyal medyamızda ki sosyal medya bunu hani yine bir nasıl söyleyeyim bir maciden devraldı, sözü gelenekten devraldı. Nedir o? Aşura günü gelince ki biz genellikle Türkçeleştirip aşure günü diyoruz. Evet. Aşura onu anlatır. Hı-hı. 10. gündür. Muharrem'in aşura, de aşura. 10 demek yani Zilhicce'nin de aşurası evet. var. Zilhicce'nin aşurası kurban bayramıydı. 10 Zilhicce. Muharrem'in de aşurası var. Aşura günü gelince... bir şeyler duyuyoruz. Nedir? Adem Aleyhisselam'ın tövbesi kabul oldu. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi karaya oturdu. Tufan bitti. Yusuf Aleyhisselam kuyudan çıktı. Yunus Aleyhisselam balığın karnından çıktı. Eyüp Aleyhisselam şifa buldu şeklinde. Bu rivayetlerin tamamı İsrailiyattır ve uydurmadır. Hiçbir şekilde. Bu benim iddiam değil hocam. Diyanet İslam Ansiklopedisi söylüyor bunu. İbn-i Teymiye'yi biliriz. Yani İbn-i Teymiye
yani Ehl-i Beyt muhibbi çok sayılabilecek bir kişi değil. Ya da İbn-i Teymiye'nin öğrencileri Ehl-i Beyt'e çok böyle şey değildir. Hevesli değildir. Evet. İbn-i Teymiye der ki, Aşure günüyle ilgili bu rivayetler, erken dönemde ortaya çıkmış belli. Aşure günüyle bu rivayetlerin hepsini Emeviler o gün işlemiş oldukları zulmü örtmek için uydurdu. Uydururken de o güne bir şeyler taşıyabilmek için eski ümmetlerin yazıp söylediklerinden alıntılar yaptılar. Peki ne oldu? İsrailiyattır bu tamamen. 10 Muharrem'de yani Aşura gününde başka bir şey daha oldu. Bir ABC daha yapalım burada yani. Eyvallah. Ne İslami oldu? Kaynaklardan Resulullah'ın şiirinden 10 Muharrem'e atıf arıyorsak bu durumda bizim Ehl-i Sünnet hadis literatürü Hazreti Ayşe ve Abdullah İbni Ömer'den nakille şu bilgiyi zikreder. Resulullah Medine'ye geldiğinde Medine'li Yahudilerin ama Arap olan Yahudilerden bahsediyoruz. Yani günümüz Yahudilerinde bu yok. Araplaşmış olan Yahudilerde. Muharrem'in 10. günü oruç tuttuklarını görür Resulullah. Sorar der ki siz niye bugün oruç tutuyorsunuz? Onlar da bugün bize Musa peygamber Mısır'dan alıp çıkardı. Özgürlüğümüze kavuştuk diye. Resulullah da bunu Medine'li Yahudilerden işitince Hazreti Musa'nın varisinin bizim olduğumuzu vurgulayarak kardeşim Musa'nın sevinci bizim de sevincimizdir der. Araplaşmış Yahudilerin 10 Muharrem'e atfetmiş oldukları bu önemden aşura dolayı. Ama tekrar günümüz Yahudilerinin ya da Arap Hicaz dışındaki Yahudilerin böyle bir kaygısı yok. Evet. Yani onlar zaten Muharrem diye bir ayı baz almıyorlar. Elimizde 10 Muharrem'e dair bu rivayet var. Hazreti Ayşe ve Abdullah İbni Ömer'den nakil. Yine Hazreti Ayşe'den nakil bir rivayettir 10 Muharrem'le ilgili. Beytullah'ın örtüsü değiştirilirmiş. Şimdi biz şu an Beytullah'ı siyah örtüyle biliyoruz. Cahiliye döneminde kahverengiydi. Ama şimdi Zilhicce'de değiştiriyor. Resulullah'ın sağlığındayken, yani fetih Mekke'nin fethinden sonra beyazdı. Evet. Abbasiler siyaha çevirdiler. Beyazken, yani o örtü beyazken Resulullah'ın 10 Muharrem'de değiştirdiğini söylüyor Hazreti Ayşe. Son senesinde Resulullah o beyazın üzerine bir de kırmızı şerif bağlatmış. 10 Muharrem'e dair hadis-i şeriflerden bilgimiz bu. O diğer Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, evvelki tüm nebilerin rahmet ve coşku günüydü iddiası, bahsediyorum Diyanet İslam Ansiklopedisinden tutun, Ehl-i Sünnet hadis uzmanları, İbn-i Teymiye'ye kadar hepsi uydurma demiştir ve neden uydurulduğunu da söylemiştir. Siz Emeviler uydurdu. Geçtiniz, ben orada takıldım, orayı bir açalım. Buyurun. Kırmızı şerit neden çekildi? Şimdi hocam çekilmiş olabilir. Hani beyazın üzerine kırmızıyı görünce ben kültürel olarak gözümde ne canlanıyor? İşte gelinlerimiz kırmızı kuşaklı. Belki oradan bir adetti bilemiyoruz. Ama yaşanmış olan tarihten dönüp bakınca. Ve neden son senesinde bir defa yapmış bunu? Şimdi yaşanmış tarihten dönüp bakarak şunu düşünüyorum. Elimizdeki tarihsel rivayetler, nakiller Resulullah'a Kerbela'nın Cebrail tarafından haber verildiğini söylüyor. Resulullah'ın da Hazreti Hüseyin Efendimizin Kerbela'daki şehadeti için gözyaşı döktüğü ve bunu Hazreti Fatıma ile paylaştığı bilgisi var tarihsel olarak. Resulullah o 10 Muharrem'de beyazın üzerine kırmızıyı, belki de yarınki yaz, yarınki matem, yarınki katliam için bir işaret olarak koymuş olabilir. Doğrusunu Allah bilir. Yani Resulullah'ın o kırmızı şeridi niye bağladığına dair ravinin kendisi bize bir yorum yapmamıştı. Ama onun 10 Muharrem'de olduğunu söylemişti. Başkaca nasıl bir yorum yapılabilir bilmiyorum. Kırmızı ile beyazın bir hukuku, peki, Kerbela'ya atıflı kırmızı kan, o zaman, beyaz da oradaki dirayeti, ak ve pak sayfaları anlatıyor olabilir. Ama bu de yaşanmış tarih üzerinden hani atfedebileceğimiz belki diyorum. De. Şimdi bu Kerbela meselesi çok tabii bizim tarihimizde çok yanlış konuşulan, kenara itilen, geri plana itilen bir konu. Bu başka bir tartışma, başka bir konu. Ben başka bir şey soracağım. Buyurun. Şunu soracağım. Muharrem ayı içerisindeyiz. Bugün 5 Muharrem. 5 gün sonra 10 Muharrem. Evet. Aşura günü. Aşure günü aynı zamanda. Aşura'da Hazreti Adem'in doğasının kabul oluşunu, efendim işte bütün az önce saydığınız bütün güzel olayları belki de
kutlamak amacıyla. Hoş geliyor ama hurafe. Ve aynı zamanda da Nuh tufanından sonra işte yeniden bir dünya oluşumunu kutlamak için aşureler kaynatılıyor. Kazanlar kaynıyor, aşureler yapılıyor. Peki biz aynı zamanda Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği gün bu tür kutlama yaparak doğru bir şey mi yapıyoruz acaba, yanlış bir şey mi yapıyoruz? Eyvallah hocam. Hazreti Hüseyin'in şehit edilişini aşure yaparak kutlamış olmuyor muyuz böyle hocam? İşte İbn-i Teymiye'nin işaret ettiği noktaya doğru geliyoruz. İbn-i Teymiye de zaten günde iki defa doğruyu gösterir. O bir, bu yani Emeviler o gün işlemiş oldukları zulmü kapatmak için eski peygamberler adına coşku rivayet dedi, ettiler, tamam. Aktardılar, evet. Ve uydurdular diyor. Şimdi kendi kendimize sormamız lazım. Ben kimin ümmetiyim? Rabbim Allah, Mürebbim Resulullah, Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyim. Resulullah buyuruyor. Seven sevdiğinin sevincine ortaktır. Hüznüne de ortaktır. Evet. Şimdi Zilhicce'nin aşurası var dedik değil mi? 10 Zilhicce. 10 Zilhicce'nin tarihe düştüğü mühür nedir? İsmail Aleyhisselam'la İbrahim Aleyhisselam'ın o kurban bahçesi vardır ya. Evet. Yarım kalan bir candan kurban meselesi vardı. Gökten koç indiği rivayet edilir. O koç kurban edilmişti. Biz Ceddi Resulullah adına, Peygamber Efendimiz'in ceddi adına o sevince ortak çıktık mı? Çıktık. Bu işin bayramını yaptık mı? Yaptık. Resulullah seven sevdiğinin sevincine ortaktır dedi. Bunu yaşadık mı? Yaşadık. O hadisin devamı ne diyor? Seven sevdiğinin hüznüne de ortaktır diyor. Hem Zilhicce'nin aşurasının bir ay sonrası. Muharrem'in aşurası 10. günü. Bu kez Ceddi Resulullah yok, evladı Resulullah var. Bu kez candan kurban meselesi yarım değil. Tam. 10 Muharrem ikindi vakti Hazreti Hüseyin üzerinde 67 ok, kılıç, mızrak yarasıyla şehit edilmiş. Başı gövdesinden ayrılmış. Sadece Hazreti Hüseyin değil, evladı Resul olarak bir düdüneden fazla peygamber ciğerparesi. O Ali Muhammed'e vefa ehli olan Ensar ve Muhacir evlatları. Hazreti Ali'nin diğer eşlerinden olan evlatları. Katledilmiş. Ve Resulullah yine burayı atıflı kendi sağlığındayken bir söz dikretti. Ehl-i sünnet hadis literatürümüzde kayıtlıdır. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim. Söz devam edecek ama bu kısmı bir düşünelim. Hüseyin bendendir diyen Resulullah'ın ne murad ettiğini ilk etapta anlarız. Çocuk da anlar. Hazreti Hüseyin genetik olarak Resulullah'ın devamı, torunu. Hazreti Hüseyin'in ahlakı dedesinin ahlakı. Hazreti Hüseyin dedesinin insanlara tebliğ ettiği kitabın varisi, dedesinin ahlakı ve yaşantısı olan sünnetin varisi. Hazreti Hüseyin Resulullah'ın varisidir, devamıdır. Hüseyin bendendir, burayı anladık. Ben de Hüseyin'denim diyen Resulullah neyi anlattı? Eyvah eyvah. Şimdi Resulullah Hazreti Hüseyin'in soyuna mı varis? Biyolojik olarak mümkün değil. Resulullah Hazreti Hüseyin'in hani ahlakına mı varis? Resulullah önce yaşadı. Ben de Hüseyin'denim diyen Resulullah Hazreti Hüseyin'in davasının kendi davası olduğunu söylemedi mi? Ben Hüseyin'denim diyor. Hani sen kimden olduğuna kendin karar ver. Ama Resulullah Hazreti Hüseyin'denmiş. Şimdi biz kitaplardan okuruz. İmam Ebu Hanife bir durum özetler. Bizler Bedir'de Muhammed'i, Kerbela'da Hüseyin'iyiz diyor. Evet. Bedir'le Kerbela'yı aynı hak batıl mücadelesinin iki farklı nesildeki karşılığı olarak zikrediyor. Yani Yezid'in kendisine dönüp bakıyoruz. Acaba onda da böyle bir iddia var mı diye. Yezid huzuruna Kerbela eşirleri getirildiğinde o eşirler kim? Başta Hazreti Zeynep, Seyyide Zeynep olmak üzere. Yani Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın kızıdır Seyyide Zeynep. Ülkemizde biz hep evladı Resul olarak Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'i biliriz. Evet. Tarihi de erkeklerden okumayı severiz. Er kişilerin tarihe katkısı kadar hatun kişilerin de tarihe mührü vardır. Ve Kerbela'nın belki de asıl sahibesi Seyyide Zeynep'tir. Seyyide Zeynep 40'a yakın
çocuk ve kadın eşiyle beraber Yezid'in huzuruna getirildiğinde Yezid, işte imparator, şöylesi bir ifade kullanır. Der ki, Bedir'deki atalarım bugünü görselerdi benimle gurur duyarlardı. Çağrı filminden sahneyi hatırlıyoruz. Bedir Savaşı'nda 3 Müslüman, 3 mümin kimdir? Hazreti Hamza, Hazreti Ali, Hazreti Ubeyde. 3 Haşimidir. Resulullah'ın amcası ve 2 amcazadesi. Karşılarında 3 tane müşriyi telef ettiler. Telef olan 3 müşrik kimdir? Yezid'in dedesi, Yezid'in dedesinin babası, Yezid'in dedesinin amcası. Yezid, Bedir'de telef olan 3 dedesinin, 3 atasının intikamını aldığını iddia ediyor. Şimdi hak batıl mücadelesi diyoruz hocam. Hak cephe de burayı Bedir'in bir devamı olarak görüyor. Şer cephe de burayı Bedir'in devamı olarak görüyor. Şimdi ben 21. asrın Müslümanı olarak kendimi nerede konumlandıracağım? Elimde hadis-i şerif var. Hüseyin bendendir, ben de Hüseyin'denim diyor. Yerim yurdum belli. İmam Ebu Hanife'nin zikrettiği gibi. Bedir'de Muhammedi, Kerbela'da Hüseyin'iyim. Resulullah seven sevdiğinin sevincine ortak çıkar diyor. Bir ay önce kurbanı kestik, kavurmayı da yedik elhamdülillah. Dinin müjdesine ortak çıktık. Evet. Dinin çağrına da ortak çıktık. Haklara ortak çıktık. Hak varsa mükellefiyet var. Öyle değil mi? Müjde varsa ikaz da var. Seven sevdiğinin hüznüne de ortak çıkar diyen Resulullah'ın hüzünlü günündeyim. Ben de Hüseyin'denim diyor Resulullah. Tevbe suresi son 2 ayette Resulullah'ın ümmetiyle olan hukuku anlatılırken hani aziz, rahim, rauf bir nebi olarak zikredilir ve ümmetinin yaşaya geldiği herhangi bir sıkıntının Resulullah'a çok ağır geldiği vurgulanır. İlahi bir tescildir bu. Tarihten bir sahne, bir an görüyoruz. Siyer kitapları anlatıyor. 6 yaşlarında bir kız çocuğu ağlamaklıdır. Resulullah Mescid-i Nebevi'den çıkmış. İleride görüyor bir 6 yaşında kızcağız, ümmetinden küçük bir numune ağlamakta. Resulullah yanına gider. Der ki, kızım neyin var? Der ki, efendim az evvel kuşum öldü. Kuşumla oynuyordum serçemle. Serçem öldü. Resulullah ashabı çağırır. Koca koca insanlar bir çocuğa taziye verebilmek için sıraya girerler. O çocukcağız kendisini yalnız hissetmesin. Acılı gününde Resulullah'ı ve Ali Muhammed'i yanında hissetsin. 6 yaşında bir çocuk biraz sonra o kuşu unutacak. Gördüğü ilk yeni kuş, ölen kuşu unutturacak bu çocuğu. Evet. Ama Resulullah ümmetinin acılı gününde yanında ve ümmetini şahit tutmuş. Kıyamete kadar. Şimdi Resulullah'ın acılı günündeyiz. Resulullah'ın hatrı var. O küçük kuştan bahsediyoruz ya. O kızın ve o kuşun şahitliği bile olacak Ruzi Mahşer'de. Benim efendim, alemlere rahmet efendim, ümmetinin her acısında yanındaydı, hatırlıyordu. E peki onun ümmeti? Ben de Hüseyin'denim denen bir davada ben elime bazı hurafe bilgiler tutuşturdular. Adem Aleyhisselam'ın tövbesi kabul oldu diye ey Allah'ın Resulü senin acılı gününü unuttum diyebilir miyim? O rivayetlerin her biri sahih bile olsa, altını çiziyorum, hepsi hurafe ve uydurma. Onlar sahih bile olsa ben Resulullah'a kusura bakma. Yusuf Aleyhisselam bugün kuyudan çıktı, senin evladın kuyuya düşmüş, benim umurumda değil diyebilir miyim? Ben Resulullah'a kusura bakma, Nuh Aleyhisselam'ın tufanı bitmişti, senin başlayan tufanın beni ilgilendirmiyor diyebilir miyim? Aşura gününü çok iyi düşünmek lazım. Evet. Ne yapıyoruz, ne için yapıyoruz? Şimdi siz demin aşure çorbasından bahsederken Nuh Aleyhisselam için kaynatıldı gibi bir ifade kullandınız değil mi? Şimdi aşure çorbası konusunda da zihnimiz çok karışık. Ben kullandım da alıntı yaptım. Benim görüşüm değil yani. Eyvallah. O kamuda yani genel kültürel İslam diyebileceğimiz kültürel hayatımıza maalesef sirayet etti. Ama biz kültürel İslam'ı değil, İslam'ı kültürü ihya etmekle mükellefiz. Şimdi aşura 10 dedik. 10. günü anlatıyor. Bir de elimizde aşure çorbası var ama ne hikmetse artık insanlar aşure tatlısı demeye başladılar. Bir kere isimlendirmede bir sakatlık var. Onun adı aşure tatlısı değildir, aşure çorbasıdır.
İçinde 10 değişik malzeme olduğu için adı Aşure'ye çıkmıştır. Aşura günün adı, Aşure çorbanın adı. Şimdiki İkinci nokta şimdiki o çorba... Aşure'de, bak şimdiki tatlı olan Aşure'de emperyalistleşti. Kesinlikle. Neden, neden diyeceksiniz? İçine nar eklendi, ceviz eklendi ekstradan. Efendim, dut kuruları eklendi. Hani biz Ramazan bayramını bir ara şeker bayramı yaptı ya birileri hocam. Kurban bayramı da kavurma şenliğine döndü ya. O iki şuursuzluğun birleşip zirve yaptığı yerdir Muharrem ayı. Aşure çorbadır. Gelenek 10 çeşit demiş. Varsın biz 40 çeşit yapalım. Hı hı. Sayının kendisinden yana şeyimiz yok. Şimdi bu aşure çorbası ne zaman yapılır? Ne zaman kaynatılır? Aşure çorbası en erken 12 Muharrem'de kaynatılır. Aşura günü dağıtılmaz. Gelenekten bahsediyorum. Hı hı. Güncelden bahsetmiyorum. Ama güncelde hani kurumlar, dernekler, birileri... Gelenek derken birileri... bu var mı? Tarihte nasıl geçiyor? Şimdi İstanbul'daki mesela dergahlardan bakalım. Hı. İstanbul'daki dergahlar hani Muharrem'in birinci, ikinci, üçüncü gününde başlarlar. Her gün bir dergah ev sahibidir. Hı hı. Evlad-ı Resul yad edilir. Hani Fuzuli'nin Hadikat-ı Şüedası okunur. Evet. Muazzam merşiyelerimiz var. Hani Alevi gelenek de bunu kendi merşiyeleriyle yad etmiştir. Hı. Ben hani o dergahlar özelinden bahsediyorum. Evet. Halveti, Kaderi, Celveti dergahlar. Hı hı. Rufai dergahlardan. Gün gün Ehl-i Beyt yad edilir. İlahiler ve merşiyeler eşliğinde. Hı hı. 10 Muharrem günü Koca Mustafa Paşa'da o Hazreti Hüseyin'e atfedilen Hazreti Hüseyin'in kızlarına atfedilen bir türbe vardır orada. Evet. Onun yanı başındaki dergahta 10 Muharrem'de büyük yat yapılır. 12 Muharrem gününden itibaren aşureler dağıtılmaya başlanır ve herkes aynı gün dağıtmaz. Hani silsile ilk dağıtan 12'sinde başlatır. 13, 14, 15 hani konu komşuya dağıtır. 20 Muharrem'dir. O Muharrem ayı boyunca yürür. Evet. Herkes aynı gün yapmaz onu. Bir sırası vardır. Ama neticede onun başlangıcı da 12 Muharrem. Ha, 10 Muharrem ısrarla değildir. Şimdi bu aşure çorbası niye yapılıyor? Burası çok önemli. Yani aşurenin kendisi yığınla mesaj veriyor. Normal klasik bir çorba kazanında kazana giren bütün malzemeler kendileri olmayı yitirirler. Ama aşure kazanında her malzeme kendisi olarak kalır. Ceviz cevizdir, bulgur bulgurdur, nohut nohuttur. Bu ne anlatır? Hani ariflerimiz vahdette kesret, kesrette vahdet demişlerdi. Bunun bireyle ilgili pek çok açılımı var. Bunun sosyolojik ya da siyaset alanında, hani Osmanlı'daki millet sistemi deriz ya, hı hı. O işte kesrette vahdetin sosyolojik bir açılımıdır. Evet. Ve o aşure taşının içine sığan bir düşünce. O taşın içerisinde nohut nohut kalıyor, bulgur bulgur kalıyor. Hepsi aynı ateşte yanıyor. Bir kazanda buluşmuşlar. Kazanın kendisi ümmet kazanı. Altta yanan ateş evlad-ı Resul'ün acısı. Ortak bir acımız var. Malzeme tamamlandığında, piştiğinde onun jölesi vardır ya. Jöle tektir. O da yine Ali Muhammed'in hürmetini anlatır. İçindeki malzemeler bir araya gelince özgün lezzet verir. İçindeki Türk Türk kalır, Kürt Kürt kalır, Alevi Alevi kalır, Sünni Sünni kalır. Bir aradayken özgün lezzet verir. Yani aşure çorbasının kendisine yönelik biz bir saatten fazla rahatlıkla konuşabiliriz. Ama pek çok şeyi unuttuğumuz için o aşure çorbasının adını tatlıya çevirdik. 12 Muharrem'de dağıtılan o İmam ihsanıdır. İhsandır. Hani biz ölülerimizin arkasından bir şeyler dağıtırız ya. Evet. O bir ihsandır. İmam ihsanıdır. İmam Hüseyin hürmetini. Bütün bunları unuttuk. Sanki 10 Muharrem'de bir kutlama var ve onu paylaşıyoruz zannettik. O 12 Muharrem'de başlayacak. Niye 12? İlk 10 gün, 12 gün evlad-ı Resul'le beraber için yandı mı? Hani o kazanın altındaki ateş misali. Yandın değil mi? 12 Muharrem'le birlikte Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin Hazretleri'nin kurtuluşu var. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresini hatırlayalım. İnna a'tayna kel kevşer feşalli li rabbike venhar inne şaniye kahuval abter. Sen ebter olmayacaksın, kin duyanlar sana ebter olanlar sana kin duyanlardır evet. diyor. Allah Cenab-ı Resulullah'a vaat etmiş. Resulullah ebter olamaz. Bunda hemfikiriz değil mi hocam?
Aynen, Kur'an'da geçiyor. Kerbela'da miladi 680, hicri 61, 10 Muharrem günü Hazreti Hüseyin'den başlayarak onun 2 yaşındaki bebeşi, kundaktaki bebeşine kadar kıtır kıtır kestiler. Resulullah son ferdine kadar kıtır kıtır kesiliyor. Ama geriye Zeynel Abidin Hazretleri kaldı. İnne şaniye kahuvel ebter vadinin en açık tezahürlerinden biridir. O Muharrem'in 12'si. İmam Hüseyin, İmam Zeynel Abidin Hazretleri'nin kurtuluşu. O aşure çorbası dediğimiz şeyin nihayetinde ağzımızda tatlı bir lezzet bırakması nihayetinde Zeynel Abidin'in kurtuluşu içindir. Ama başta o kazanın altında yanacaksın. Cenab-ı Allah'ın esmalarından biri de Zülcelal-i Vel-İkram'dır. Rahman suresinde 2 kere zikredilir. Arifler bu esmayı açarken ikramın yüceliği baştaki celalle belirir diyor. Celal arttıkça devamında gelen ikram bahşi var. Aşura celalle gelen rahmetin günü. Celal ehli beytin üzerindeydi. Daha sonra rahmete dönüşecek. Bizlerin evladı Resulü hayatımızdan çıkardık. Hı hı. Doğru dürüst hatırlamıyoruz. Evlad-ı Resul'le, Ali Muhammed'le hukukumuzu ekseriyetle Kerbela üzerinden hatırlayabiliyoruz. Yani Hazreti Hasan da şehittir. Kerbela üzerinden unutuyoruz. Ya da unutuyoruz. Hani o son elimizdeki vesileyi de... İlkokul kitabı gördüm geçen. Özellikle açtım okudum. Emeviler dönemini anlatıyor. Hı. İlkokul kitabı bu. Ya da ortaokul, yanlış olabilir. İlkokul ya da ortaokuldaki çocuğumuza biz Kerbela olayını şöyle anlatıyoruz. Bismillah. Kerbela olayı. Bak. Ne olduğu belli değil. Kerbela'da bir olay olmuş. Ama ne olmuş? Yani atlar birbirini mi çiğnemiş? Ne olmuş? O belli değil. Kerbela olayı var. Bir. İki. Yezid mi oradaki ciğerpareleri şehit etti? Yoksa başka birisi bir yerden böyle bir gökten birileri indi de mi geldi? O belli değil metinde. Açsınlar okusunlar. Google'da var. Efendim. Ne olmuş belli değil. Kim şehit olmuş belli değil. Hazreti Hüseyin şöyle denildiği zaman da farklı bir bilgi oluyor. Hı. Hazreti Hüseyin'in de şehit oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu. Hazreti Hüseyin'in de şehit olduğu Kerbela olayı deyince sanki Müslümanlar bir orduyla Kerbela'ya gitmişler. Başka bir yeri işte fethetmeye çalışıyorlar ya da Bizanslılarla savaşıyorlar da sanki cihatta şehit olmuş. Şimdi hocam biz hani bu çocuklar için verdiğiniz örnekte hani biraz daha şeye bakalım. Yok ki. Yetişkinlere nasıl öğretildiğine bakalım. Kerbela'yı eğer anlamak istemiyorsak, yani Kerbela'dan ibret almak istemiyorsak, yapılması gereken şey neydi? Kerbela'yı mezhepler tarihinde anlatmaktı. Hı hı. Biz de maalesef yetişkinlere bile Kerbela mezhepler tarihinde anlatılıyor. Kerbela mezhepler tarihinin konusu değildir. Ehl-i Sünnet dört büyük müştehitten imamdan bahsederiz ya hocam. Hı hı. En yaşlıları İmam Ebu Hanife'dir. İmam Ebu Hanife Hazretleri Kerbela'dan 20 yıl sonra doğdu. Bir fakih olması Kerbela'dan 60-70 yıl sonra, onun bir kanaat önderi, bir mektep, ekol sahibi olması Kerbela'dan 150-200 yıl sonra. Kerbela'da zalimlerden ya da mazlumlardan hiç kimse kendisini Alevi, Sünni, Şii olarak tarif etmiyordu. Kerbela'da hani Kadir-i Nakşibendi de yoktu. Kerbela, hak batıl mücadelesinin yaşandığı bir yer. Ama biz Kerbela'yı mezhepler tarihinin bir uzantısı ya da merkeze miş gibi insanlara aktardığımız anda ne ortaya çıkıyor? En azından ümmetin bir kısmı bu konuda ya tarafsız olacak ya da Yezid'den taraf olacağı dönüyor. Öyle değil mi hocam? Daha beter bir şey sorayım. Buyurun hocam. Hazreti Hüseyin Yezid'e bıraksaydı ya. Heh. Diyenler de var. Yani bu işin bir sonraki adımı. Eyvallah. Hazreti Hüseyin niye gitti Kerbela'ya? Bir anlatırsınız da ben gizgâhlı olarak söylüyorum. Yani böyle çok bilmişlik yapmak istemiyorum. Bir hilafet makamı var. Bu hilafet makamını Yezid bir şekilde gasp dersek herhalde yanlışlıkla gasp etmiş. Hazreti Hüseyin de Kerbela'da küfeliler onu çağırdığı için gidiyor. Hı. Gel diyorlar gidiyor. Değil mi? Şimdi gitmeseydi ya diyenlere ne diyorsunuz? Eyvallah hocam. Şimdi mesela
Resulullah Kevşar hadisleri hep zikretmiştir ya. Kur'an ve Ehl-i Beyt demiştir. Yani ümmete genel bir mesajdır. Ehl-i Beyt'i Kur'ansız okuma, Kur'an'a da Ehl-i Beyt'siz bakma. Bu aynı zamanda da bize bir usul vaaz eder. Kur'an'da bir ayetten hüküm alacağımız zaman onun bir öncesine, sonrasına, şiyak şibak der ya, böyle ortamına, bağlamına bakmamızı ister alimlerimiz. Evlad-ı Resul'de de Ehl-i Beyt'te de hüküm, ahkam, yorum çıkarabilmek için evveline, ahirine biraz bakmamız lazım. Hazreti Hüseyin'den önce Hazreti Haşan vardır. Hazreti Haşan, İslam tarihinin darbeye uğrayan ilk yöneticisidir. Hazreti Haşan, Raşid Halife'dir. Hani bazen Ehl-i Sünnet tarihi okuması dört halifeden ilerler. Bazı sivil tarihçiler beş halife üzerinden zikreder. Beş halifeyi zikreden ekol özellikle hadis-i şerifi delil getirir. Ehl-i sünnet hadis literatüründe Resulullah'tan nakildir. Benden sonra hilafet 30 yıldır, arkası ısırıcı sultanlar dönemidir. Evet. 30 yıl Hazreti Hasan'ın yöneticiliğiyle tamamlanıyor. Hazreti Ali'den bakarsak 29'da kalıyor. Bu hadisi alınca 5. Raşid halife olarak Hazreti Hasan'ı karşılaşıyoruz. Hazreti Hasan görevi başındayken darbeye uğrayan ilk İslam yöneticisidir. Darbeyi yapan da isyancı Şam valisi Ebu Sufyan oğlu Muaviye'ydi. Hazreti Hasan, o bizim klasik darbeler tarihimizde ne vardır? Darbeye uğrayan şapkayı aldı ve gitti. Yani biz o zaman böyle alışıktık. 15-20 yıl öncesine kadar. Hazreti Hasan böyle yapmamıştı. Darbeciyi hukuka davet etmişti. Anlaşma yapıldı, anlaşma imzalandı Allah'ın adıyla. Orada pek çok madde var. Kritik madde neydi? Emir olacak kişi yerine kimseyi tayin etmeyecek. Yani Muaviye yönetimi devralmış ya, darbeyi yapmış. Yerine kimseyi tayin etmeyecek. Ümmet kendisi halledecek bu işi. Muaviye de bu iş için söz vermiş. Miladi 680 Mayıs'ında ya da Hicri 60 Recep ayında Muaviye bin Ebu Süfyan ölürken vermiş olduğu bu sözü ayağının altına aldı, yerine Yezid'i bıraktı. Yezid 30 yaşında. Yani Yezid ne yapmış? O güne kadarki Yezid'in kariyeri ne? Tarih kitapları bize söylüyor. Hani bizim sünni kaynaklarımız anlatıyor. Evet. Yezid şempanzelerle oturup kalkan biri. Kendi maymununa cuma namazı kıldıran bir adam. Cuma namazını perşembe günü kıldıran bir adam. Ayyaş, ahalinin önünde her türlü büyük günahı işlemekten çekinmeyen biri. Muhammed bir şeyler söylüyordu, şimdi de gelsin bir bakalım diyebilen bir insan. Yani vahyi inkara kadar aleni, ne diyelim, fâşıklığı, aleni zulmü ayyuka çıkmış bir insan. Öylesi bir insana biat dayatılacak. Yezid'e biat ediyorsun diye. Muaviye bin Ebu Süfyan da oğluna akıllar verir. Der ki oğul, ey Yezid, yarın birileri senin karşına çıkacak, sana taş koyacaklar. Kimdir onlar? Zübeyir bin Avvam'ın oğlu Abdullah. Onunla şöyle şöyle davran. İşte Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'a söyler. O abid bir kişidir, ona şöyle şöyle davran. 2-3 isim zikreder. Onları hani kimileri için der ki parasına hani hediye ver. Kimileri için der ki onun ibadetine karışma, bir kenarda Allah desin. Konu Hazreti Hüseyin'e geldiği zaman der ki oğul, sen hayatta ondan anlaşamazsın. Ne yapacağım diye sorar Yezid. Der ki Ubeydullah İbni Ziyad'ı kullan. O Ubeydullah bin Ziyad. Hani Ziyad Muaviye'nin kılıcıymış. Epey iş görmüş. Ziyad ölmüş. Ubeydullah var geride. Sen de Ubeydullah'ı kullan der. Şimdi Yezid Medine'ye ulaklar göndermişti. O bahsettiğimiz isimlere biat dayatmıştı. Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Zübeyir hemen Medine'den Mekke'ye geçtiler biat etmemek için. Hüseyin Efendimiz de bu şekilde biat etmemek için geçmişti ve Hazreti Hüseyin'in sürekli yine üzerine geliniyordu. Hazreti Hüseyin hani ne için ne yapmaya çalıştığını yine kendisi bize anlatıyor, ifşa ediyor, deklare ediyor. Diyor ki ben vahyin indiği evin oğluyum. Kitabın ve sünnetin varisi o. Benim gibi bir adam, Yezid gibi bir faşa, Yezid gibi bir zalime biat ederse
ceddim Resulullah'ın bize vaaz ettiği her şeyi toprağın altına verdik gitti. Dini mübinin öldüğü gündür. Eğer Hazreti Hüseyin Yezid'e biat etmiş olsaydı, biz bambaşka bir İslam tarihi ve İslam düşüncesiyle karşılaşmış olacaktık. Evet. O yüzden Kerbela da Bedir gibidir. Hani Bedir'de Muhammedi, Kerbela'da Hüseyin'iyiz diyen idrak, dinin varlık yokluk günü. Biri incal zamanı, biri yorum zamanı, yani tenzil ve tevil zamanı. Evet. Hazreti Hüseyin Efendimiz kitabın, sünnetin, dini mübinin yok olmaması için Yezid'e biat etmedi. Bazen sıklıkla dillendirilir. Hani Hazreti Hüseyin zalime karşı baş kaldırdı. Babası çok mu adildi? Babasında niye baş kaldırmadı? Yezid'den sonra gelen Abdülmelik bin Mervan çok mu adildi? Niye Hazreti Hüseyin'in evladı Zeynel Abidin Hazretleri kılıç alıp karşısına çıkmadı? Mesele sadece zulüm meselesi değil. Hazreti Hüseyin Efendimizin yerinde Ali Muhammed'den her kim olsaydı, yani Hazreti Hasan onun döneminde yaşasaydı, Hazreti Hasan Efendimiz Kerbela'yı yaşayacaktı ve ümmeti şahit tutacaktı. Hazreti Hüseyin'in davası bugünden düne bakıp koltuk kavgası değildir. Bugünden düne bakıp hani siyasi fraksiyon kavgası değildir. Taht mücadelesi değildir. Evet. Doğrudan dinin yarınları, dini anlayışın yarını, öbürsü gün, yani bugünler nasıl şekillenecek üzerinedir. Resulullah'ın sünneti, ahlakı, Kur'an'ın ahkamı Kerbela ile beraber tekrar dirilmiştir. Evet. Yani inne şaniye kahuvel ebterin, hep bunlar açılımlarıdır bizlerin. Aynen. Şimdi son birkaç dakikamız kaldı. Muharrem ayını anlamaya çalışıyoruz. Muharrem ayını nasıl geçirmemiz gerektiğini anlamaya çalışıyoruz. Muharrem ayı içerisinde sadece hani 1-10 yok değil mi? Devam. Başka günler de var. Yani önemli günler de var. Dolayısıyla Muharrem hani bizim için bir başlangıç. Yani işte yeni yıl. Yani başa dönerek. Kerbela'dan bakarsak hocam, Aşure günü Kerbela'da milattır. Yani Aşure'den önceki Kerbela, Aşure'den sonraki Kerbela. Evet. Yani Aşura gününe kadar ki Kerbela özellikle er kişiler üzerinden okunur ve hak uğruna can verenlerin Kerbelasıdır. Şehitlerin Kerbelasıdır. Gelenek Hüseyin'i Kerbela'dır. Evet. Aşura günü ikindiden itibaren artık hak uğruna yaşayanların Kerbelasıdır. Şahidelerin Kerbelasıdır. Bu işin sembol ismi, özelleşmiş ismi Hazreti Zeynep'tir. Ve o süreç Zeynebi Kerbela olarak zikredilir. Zeynebi Kerbela kendi şartları, kendi ihtişamıyla Hüseyin'i Kerbela'nın da çok daha görkemlidir. Çok daha iç titreticidir. Evet. Biz maalesef işte tarihi erkeklerden okumayı alışmışız. 10 Muharrem'de Kerbela'yı hani kapatıyoruz, final yapıyoruz. Evet, evet. Bilakis 10 Muharrem Kerbela'da sadece milattır. Zeynebi Kerbela'nın dersi, Zeynebi Kerbela'nın asırlara mesajı çok daha geniştir. Ve hatta Hüseyin'i Kerbela dediğimiz, hak uğruna can verenlerin Kerbela'sında neyin ne uğruna yaşandığını biz yine Hazreti Zeynep'ten, annelerimizden öğreniyoruz. O Kerbela'nın şahidelerinin süreci 10 Muharrem'le birlikte başlıyor. Zaten geleneğimiz 10'u 11'e bağlayan geceye Şam-ı Gariban der. Garipler gecesi. Yani erkeklerin hak uğruna can vermek şüphesiz çok zor. Hazreti Hüseyin Mişal tertemiz şekilde hak uğruna can vermek çok daha zor. Ama fıtrat da şahittir. Hak uğruna yaşayabilmek, hak uğruna yaşamaktan çok daha fazla bedel istiyor. Hazreti Zeynep'in, Seyyide Zeynep'in Kerbela'sı zaten yazmaya çalışınca iki roman olmuştu. Yani Hüseyin'i Kerbela şimdi, tek kitaba belki bir şekilde sıkıştırmaya gayret ettik ama Zeynep'i Kerbela tek kitaba da sığamıyor. Şimdi o zaman madem öyle bu hepimizi ilgilendiriyor. Yani buradan bir tekrar Alevilik, Sünnilik tartışması, şu tartışmayı bir kenara bırakalım. Müslümanlık kazanını bir göz atalım. Bir de çağrı yapalım o zaman. Eyvallah. Diyelim ki, katılır mısınız bilmem. Aşuraları gene kaynatalım. Aşura kazanları kaynasın. Ama hani 12'sinde geleneği madem yaşatacağız, 12'sinde kaynatıp
efendim ne için dağıtalım. Yediğimizi bilelim. Ne için hocam. Yediğimizi bilelim. Gene ağzımız tatlansın. İçine nar da koyalım. Onda bir sorun yok benim açımdan. Yani Zülcelal'e olan hürmetimizi yaşayıp sonra aynen. Vel ikrama tabi ama, olalım. Ama bir de şöyle bir çağrı yapsak. Aşure kaynattığımız kadar. Şu 10 günümüz, bugün 5. günü Muharrem ayının. Evet. Şu 10 gün içerisinde. Hazreti Hüseyin nasıl şehit oldu? Bak ABC bunlar, ABC şey değil. Elif B. Aynen tamam. Hocam. İşin Hazreti herkes... Hüseyin nasıl şehit oldu? Yezid, Yezid deriz ama Yezid kimdir? Seyide Zeynep kimdir? Aynen. Şu üçünü öğrensek belki de bak ABC'sini bilsek yani. Belki de bir yere varmış oluruz. Hani biz mesela genç kızlarımıza, ablalarımıza, bayanlarımıza rol model sunmakta sıkıntı çekiyoruz. Yani er kişilere dair arzu edenler çabuk rol model bulabiliyor. Hı-hı. Tabi olur olmaz ama ismi bulabiliyor. Evet. Kadınlarımıza yönelik rol model sunmakta sıkıntı çekiyoruz. Ben ekran başında bizi izleyen tüm kardeşlerime, ablalarıma hasreten rica ediyorum. Şeyide Zeynep'i okusunlar. Hazreti Zeynep'i öğrensinler. Hazreti Fatıma'nın kızıdır. Resulullah'ın kucağına işte doğmuştur. Okuyunca anlayacağız. İşte okuyunca bilince anlayacağız. Hazreti Seyide Zeynep ile Seyide Zeynep kim? Heh. İkisi arasındaki farkı da eyvallah. Öğrenmiş olurlar böylece. Herkes yani biz de öğrenmiş oluruz. Öyle bir şeyimiz yok. Efendim. Bitti süremiz. Eyvallah hocam. Bu konuyu konuşmak tabii nasip oldu bugün. Ama Muharrem denildiği zaman da Kerbela'yı hatırlamadan, Kerbela'da ne olduğunu hatırlamadan ve Kerbela olayı dedikleri şeyin aslında ne olduğunu hatırlamadan olmazdı. O yüzden bunları konuşmak da bizim için ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bir cümle ekleyeyim hocam. Tabii ki lütfen. Bu Kerbela'yı sonraki nesillerde anlatanların piri şair Fuzuli'dir. Merhum Fuzuli Muharrem özelinde Hazreti Hüseyin'i baz alarak bir cümle zikreder. Der ki vaktin şerefi güzeli anan dillerde ve gönüllerdedir. Sayenizde vaktin şerefine de ortak olduk. Allah sizden razı olsun. Dilimiz şenlendi. Rabbim inşallah onların ahlakını ve hikmetiyle de gönlümüzü müzeyyen eylesin. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Yayınımıza katıldınız. Sevgili seyirciler, böylelikle gündemi de bitirmiş olduk. Yarın saat 13'te odak noktasıyla tekrar huzurlarınıza gelinceye kadar hoşçakalınız. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.